Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz kanalımıza. Ben Ertuğrul. Bugün sizlerle koyunlarımızı yemleyeceğiz, kısmet olursa. Şeyden başladık, biliyorsunuz her zaman, daha geçe bu yıl hiçbir yemleme videosu herhalde sizinle çekmedik. Bu şeyden başlıyoruz, yolun kenarındaki ağlımızdan başlıyoruz. Birinde koçlarımız var, şurada koçlar, burada tohullar. İlk önce tohulların yemini vereceğiz, sonra koçların yemini, sonra esas kuzu analarına, damızlık ağlımıza gideceğiz, evin altındaki ağlara. Şimdi yemimizi karıştırdık. Burada karıştır bakayım Tuga, elinde eldiven yok ama. Pancar posası, mısır neydi? Arpa. Biraz da kepek var içinde. Arpayı ezip veriyoruz. Şöyle bakın. Pancar posası değil lan, kuyruk. Pancar posası işte ya. Burada da tabii o karışımın içinde biraz da yulaf var. Şimdi elimde ezme. Arpayı ezip veriyoruz. Çünkü bu aldığımız arpa şeydi. Güzlük arpa, çok iri. Birkaç gün yedirdik. Hiç sindirmeden neredeyse, yani inanın, bir koyun bir tas yediyse hemen hemen içinde bir avucunu geri gübresinde atmıştı. O yüzden ezdik. Ezip veriyoruz. Yaklaşık bir 25 gündür ezip veriyoruz. Tugay şimdi dolduruyor. Ben de ona yardım edeceğim. Ağla buluşacağız sizinle. Bakın yem, ama bir kokusu var. İnanın insanın canı istiyor. Bu yem 2 gün oldu geleli. Evet, bu 2. günü. Yaklaşık kuzu başı, yani tartmıştım ama bugün biraz şeyi artırdık. Posa yeni geldiği için posayı artırdık. Normalde günde 700 gram düşüyordu. 750 gram posa hariç. Yaklaşık bir 250 gram kadar da herhalde posa düşüyor. Evet, 300 gram düşüyor. Yani 1 kilogram böyle karma bir yem veriyoruz. Saman hariç. Samana, altına karnını tok tutsun diye. Ama çok iştahlı yiyorlar. Gidip bakacağız sizinle. Tek elle Tugay'a. Tugay hokeleniyor mu? Yok lan. Hokelenmiyor mu? Her zaman yaptığım şey. İyi vuruyor, sığmayacak çuvala. İki taneye koysan da ağır olur. He, bir daha şusun. Aa ya, çuvallar burada. Çabuk geç kalacak. Ben gidip koyurum mu tohluyu? Ama bu ölçüsünü biliyor muydu, akşam ölçüsünü? Hangi kovaya koyuyordu? Hangi kovayı dartmıştı? Şu kova mıydı? Bu tamam ölçüsü. Yani işte. Yok yok. Akşam sabahın yemin de yapardık. Şuydu değil mi? Şuydu. Oo, he he. Karıştırmayak da. Neyse, dur sonra arayıp sonra. Hangi kovayı tartmıştık, ben unuttum. 7 kilo lan. Kovamızı tartıyoruz. O kovaya bir işaret vurmuştu ama ben unuttum. Hangi, sarı olan mıydı, beyaz olan mıydı? Onunla bir koyuyoruz. Ölçümüz o. Her seferinde tartmıyoruz işte. Haftada bir şöyle bir küçük bir kovayına artırdık. Bu 2 kilo. Ama elini hiç koruna karıştırmamış. Evet, bu sefer bonkörlü üstünde herifin. Şu yaklaşık 2 kilo. Haftada bir artırıyorduk. Belli bir kiloya ulaşınca artık hayvanların yiyeceği, artık artırmıyoruz. Çünkü yani bakın, şöyle dışarıları göstereyim. Yani kar yağdı ama şimdi yavaş yavaş kuruyor. Esnaf açılıyor sanki. Yani daha kapıların önü tabi, uzaklar değil. Şöyle bakın, göstereyim. Ama inanın yerler taş gibi. Bakın. Buz, hep buz. Kırılmıyor yani. Yani önümüz ne belli değil. Kış Mart'a vurabilir. Mayıs, Nisan'a doğru kış vurabilir. O yüzden posaya ağırlık veriyoruz. Yulaf da katıyorduk. Bak unuttum. Yeme yulaf kattığımızı unuttum. Şurası yulaf. Şu önü beyaz görünüyor. Arpa ezdiğimiz için toz yapışmış. Yoksa yani hububatımız tertemiz. Neyse. Ya Allah deyip başlayalım. Tugay kapısını aç. Birkaç gün griptik. Korona değildik ama grip. Gel çekiyorum. Arada bir fırtık burnumuz çekiyoruz ya, kusura bakmayın. Hep donmuş. Gece öyle bir soğuk vardı ki şu izler hep don, yani şey değil. Çamur değil. Bir gün önce çamurdu. Gece dondurmuş taş gibi. Oho! Kedi mi var? Niye ürktü? Gıcı! Yemiş. Gel kız. Kapıda dök ben şu. Bak, tertemiz yemişler. Halbuki bu posayı bugün artırdık yani. Ama kızlar, cici kızlar, şekerci kızlar. Şekerciler nerede? Nilo'ya gelse bir şeker yerdi. Sesle hadi. Kapıda sıkışmasın, sesle.
Ürktüler birdenbire içeri girince. Sesle ona doğru git önünde. Gel. Gel kızı. Bak ki eşek sıpaları başka zaman olsa üstümüze atlarlar. Rüzgar var, o yüzden çıkmadım önünde. Normalde önünde gidiyorduk. Bakın demin bahsettiğim buz yani. Çamur değil, kütür kütür. Her yer beton gibi. Allah muhafaza bir düşsek kafamız gözümüz yarılır. Taş gibi buralar. Çık 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 çık. Çık. Çıkın. Al kız. Abileri, ablaları burada yaklaşık ben şekerin adı yedi. 110 kadar toklu var. 5-6 tane dişi, erkek toklu var. Diğerleri hep dişi. O abisinin gülü ne güzel şeker yiyor bu kız. Bu yetim öksüz abileri. Babası da öldü, anası da öldü. Anasını kurda verdik. Anasını kurt yedi. Babası da... Babası ölmemiştir herhalde ya. Sattılar onun babasını. Ali Baba onun babasını sattı. Üşüdük ya. Neyse. Uha başlayacağız şimdi. Kız zilli. Neden acıktın abi senin gülü? Dur hele, mamasını döktün de abi öyle yedin. E mi kız? Ağzımın içine girecekler. İçeri karanlık. Ya Allah. Şimdi Tugay gelene kadar ben samanı dökeceğim. Tugay suyunu değiştirecek. Koyunların suyunu. Ya ne kadar olsa da ağızlarında saman geliyor. Bakın şöyle su kirleniyor. O yüzden günde bir kez değişiyoruz. Akşam yeminde değişiyoruz. Sabah yeminde yetiştiremiyoruz. Temiz süpüremedim. Şu suyu değiştirsen. Hemen dök el arabasına. Ben önce süpüreme kadar. Çok soğuk ama dışarı inanın çok soğuk. Hani hep diyorsunuz, videolarda genelde yorumlara yazılıyor. Ağlar küçük, hani şey alçak, oralar havasız değil mi? İnanın yani şöyle bakın, dışarıdan girdim şu an içeri. Ya o kadar soğuk ki burayı bile ısıtamıyor ki hayvan. Yani pis hava, havalandırma deliklerimiz var. Bakın biri burada. Şöyle. Bir tane daha var doğru şurada. O daha mı ileride, daha mı geride? Yok, daha geride. Burada. Biri de burada, biri de yukarıda. 3 tane havalandırma deliğimiz var zaten. Pencereler de açılıyor ileri şey olursa. Ufak bir sıcak olursa ama çok sıcak olmuyor. Zaten anca hayvan ısıtıyor burayı. Zaten herhalde gece biraz üşüme oluyor. Tokluların hepsi yukarıda köşede yatıyor. Bir araya toplanıyor. Buranın tamamı toklu. Lafa daldık. Lafa daldık. Yeme. Yo yo dök dök. Hadi çabuk tamam, acele. Hep dök dök. Ne iki kova çıkar. Baksana sap sarısı çıkıyor. Hep ağzında. Yok mu bunu? Yok yok, senin hasta tasın içini diyorum. Ağzının şey şerbetini olmaz. Vuruyorlar. Şimdi... Pancarın çamuru. Sen bilirsin. Pancar dün bir rezilliğimiz vardı. Dün bir rezilliğimiz vardı. Dün mü? Evvelki günde herhalde. Dün. Pancar geldi. O kışta kıyamatta. Pancar posaları poşetlere koymuşlar. 25 kiloluk poşetler. İnanın. Kiminden suyu akmış, kimi patlamış. Vay bir rezilliğine indirdik. Tırda daha önce herhalde un gelmiş. Unda da yırtılan çuvallar olmuş. Tırın vagonun içine de un dökülmüştü. O una o su akınca bu nasıl çirkin bir görüntü. Sapsarı bir su. Unun üstüne de yapışmış. Un balçık gibi. Vallahi billahi. Bir rezillik. İndirdik ama çok üşüdük dün. Yaklaşık 200 çuval herhalde. Evet, 200 çuval mıydı bizimki? Ne birlikte 230. 240 çuvalmış bizimki. 240 çuval indirdik. 25 kilodan işte 6 ton mu ediyor? Herhalde yanlış hesaplamadıysa. 6 ton aldık. Kış günü zaten bizim şeyimizde, kaderimizde, bizim işlerde yakar yağar. Yapır tane olur.
Ben buraya acaba süpürdüm, samanını döküyorum, hadi sen gelince süpürürsün. Şimdi saman işi. Ben boşa değil mi? Sende bir beçerelik var diye. Bir şey var. Sende bir yumuşaklık var. Bakın şöyle karışmış hali. Şöyle ışığın altında gel gösterdik. Yani çok güzel yem oldu. Yazılıp vazgeçenler oldu. Gerçekten büyük cahillik ettiler. Çok güzel bir yem. Hani üçüncü yemini veriyoruz böyle. Üçüncü mü? Dördüncü yemini. Hayvanlar iştahlı yiyor. Şeker de var. Birkaç tanesini ısırdık. Tugay'la gemirdik. Şeker de geliyor tada. Şeymiş çünkü. Hani pancarın gövdesi. Bilmiyorum. Şeylerde. Ziraatta dersler de veriliyordu da. Baş gövde. Başı zaten tarlada kalıyor, yapraklı kısmı. Boyunla gövdesi alınıyor, bu kuyruk kısmı. Kuyruk kısmında da makinenin bazen fazla kestiği yerler oluyor. Yani parmaktan kalın pancarlar çıkıyor içinde. Güzel güzel de valla tadına baktık. Biraz ekşimiş ama biraz şöyle suyunu sıkıp atınca şeker tadı geliyor insanın ağzına. Hiç sormayın. Hiç yani içinde yine bir pis su aktı ama Ahan su bekmez gibi koku geliyordu. Ahan su da bekmez gibi. Çamur kokmuyordu yani. Güzeldi kokusu. Ama insan yine de rengini görünce içi bir hoş oluyor. Dök. Şey yaptık. Kalk ölçüyü değiştirdik bugün. Şaşırmayak diye. Ölçülerimiz tenekeydi. Tenekeyle döküyorduk. O sıraya 3 teneke gidiyordu. Başaca yetmiyordu normalde. Şimdi 2 kova döktüm. Herhalde 2 kova az oldu. Bakın şöyle renginden de görülecek. Al biraz karanlık ama. Ya gerçekten yem çok güzel görünüyor. Öyle güzel bir kokusu var ki inanın, şöyle üstüne eğilin. Keşke yakın olsa da kameradan gelmiyor kokusu. Neyse fazla gelirse bir daha bir üstüne atarız. Sen zaten ayarlı dökemedin gibime geldi. Sen bilirsin. Ben çok iyi anlamam da. Yani bunlar bizim aileye bir şey beğendiremeyin. Eski kulağı kesiklerdenim diyorlar ya, ben onlardanım işte. İşte sen kulağı kesik neye dönüyorsun ama? Akı çarpı diye boşa değil mi? Neyse. Sıcaklanık. Telaşlı çalıştırıyorsunuz, yetişmeyecek diye. Yetişmese ne olur? Sen bir yere mi yetişecek? Vallahi. Saat 3.42 geçiyor. Bugün iki işçimiz yok. Feder Bey Gürün'de. O işi vardı bugün cuma. Gürün'e gitti. Biz köyde kaldık. Yetişemedik diye bizi götürmediler. Yemi biz döküyoruz, o yüzden biraz acele ediyoruz. Karanlığa kalırsa suyu dışarıda veriyoruz ya. Koyunlar suya çıkmıyor. Muntazam bir düzenle döküyorum ben. Al pancarımın şeyi, posası. Posa derler, yaprağı işte. Neydi bunun adı? Yaprağı değil işte. Yaprak olmaz zaten değil mi? Köke. Yaprak direkt tarladan alıyorum. Bu şeydi lan. Kabı. Şimdi tam yürüyorum. Sen karıştırdın hayatı. Yemi ben döktüm. Şöyle boydan boya göstereyim. Tugay bir ucundan karıştırıyor. Yok belli olmuyor. Tugay kamera geliyor, iyi karıştırır. Tugay kamera gelince iyi çalışıyor, yoksa şimdiye çok da mal karıştırdıydı. 10 saniye falan sürmüyor. Normalde. Bak şimdi ben kamerayı döndürünce o uçacak. Normalde. Lan ya düzgün karıştır. Sabah babam yok diye. Vallahi bak 5 metre gitti. Ben kamerayı döndürmem, 1 saniye sürme. Normalde yani maksadımız güzelce karıştırak gidiyoruz. Daha acemi seçemesin. Ne var ne yok onu yesin. Bakın hatta şu ışığın olduğu yerde sarı samanla kattık. Saman yani bir avuç. Bir yemde bir avuç düşüyorsa
200-250 gram günde ancak yiyor. Bakın şöyle siyah bir yapı ama bakın dağılmayanlar var. Toprak değil. Yıkadık, toprak çıkmıyor yani. Önce bir denedik, bir yıkadık. Ama yem çok güzel oldu. İnanın toz çıkmıyor ya. Şöyle bakın savuruyorum. Toz çıkmıyor. Samanda toz çıkmaz mı? Hayvanlar puf puf etmiyor yem yerken. Bakın. Hep böyle. Bir de biz biraz oyalanıyoruz ya yemi dökene kadar. Saman iyice onun içindeki rutubeti tam çekiyor. Çok güzel bir yem oluyor yani. Çeşitli. Bir ara şey harnup posası bu geçi boynuzu. Geçi boynuzunun posasını da şey yapmıştık. Buralar karanlık. Getirmiştik. Bir sene de onu vermiştik. O biraz iri iriydi. Onu alıştırmamız uzun sürdü. Şey yapmıştık. Kepek katmıştık yüzüne. Yine amcamgil becerememişti yedirmeyi. Almıştı. Biz ondan aldıydık. O baktı hiç yediremiyor. Biz gittik ondan 2-3 remok getirmiştik. Traktör remoyla. Kepek falan katmıştık. Nasıl yemişti. İlk 1-2 gün yememişti ama sonra da onu içinden ayıklıyordu. Aynı tıpkı elma şey gibiydi. İri iri elma dilimi kadardı. Ama yedirmesi zordu o. Kepek katmıştık ilk 1-2 gün. Bilen koyun girer önde hepsini. He. Bir hafta kepek katmıştık. İyice biraz nemliydi. Ağla dökmüştüm. Hatta onun fotoğrafı var. Kısa bir videosunu. Eski ama o videonun bir şeyinde YouTube'da size bir kısa video olarak onu bir küçük bir şey göstereyim. Bir durum gibi. Bir buhar çıkıyordu ağla koyduğumuzda. Nasıl sıcaktı? Su akıyor. He, su daha dolmadı. Onu bir rezillikle yedirmiştik. Ama son zamanda hayvanlar onu seçiyordu içinde. Tohlu mezarlığa gitti herhalde yine Tugay. Yet. Gücü. Gümüş güneş banyosu yapıyor. Nerede tohlu? Tohluyu bir gün kurda kırdıracak valla. Tohlu kapıyı beklemiyor. Deli kız. Ho. Önünde koş kapıyı aç. Yerim koş kapıyı aç. Bak herife bak nasıl da kaçtı abisinin çükübüllüklüsü. Aç 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 aç. İçeri gir ürker. Gözü güneşte kararıyor herhalde. Maşallah. Abilere ne güzel geldi bizim kızlar. İş kapıda sıkıştırdık. Ama işte normalde kapında dönse binanın etrafını döndürüyorduk. Hiçbir tane ezilmiyordu. Oh. Abisinin gülü dur kız. Yem tatlı mı kız bitti mi? İş. Birini yok içeri karardı. Ha? Bakın ne kadar olsa da ilk zaman yok yok sabah beğenmiyordu. Şimdi alışmış. Hani kızlar? Kızlar diyoruz. Erkeklerin zoruna gidiyor. Delikanlı abi. 3 tane mi erkek var? 5 tane var lan. Niye ha. Dizilmedi? Yarısı dışarıda herhalde. Kurt mu götürdü yarısını? Yetti. Yeterli. Kürünler. Gerçi bu da az değil de. Geçen yılki sayımız bakın listelerde yazıyor. Bir ara 149 olmuş, bir ara 148 olmuş. Her senesi ayrı olur. Bu seneyi daha yazmadık. Ha 135 de olmuş. Rahmatlı'nın şeyi, ruju. De gel Tugay. Su ahıyı kapatayım mı? Tamam. Yo yo dolsun gel şimdi gelin. Konuşursak. Sıra koçlara gelsin. İçerinin mavi görünmesinin sebebi bu poşetler. Cama poşet çaktık. Gece çok soğuk oluyor buralar. Kazıyor. Elle bekliyor. Kalk orada kalk. Koçlar ürküdü. Tamam lan mı? Kalk kız. Niye kalkmıyorsun? Güneş banyosu yapıyor bizim zillikicimiz. Bak sen bak. Kolo! Kolo! Kadife. Kolo! Kolo! Bey eşek çizilmiş mi? Ne etmiş lan? Hayır. O ne kadar uzun. Hakka zinciri çizmiş. Zinciri uzatmış o değil mi? He uzatmış. Kolo! Eşeğe bağla. Susadı belki de. Çez suyunu içsin. Sabah su verdik onu. Sabah su içmiyorlar, akşam içiyorlar bunlar. Abileri, koçlarımız bunlar. Bunların içinde amcamın olanlar satlık. Şu öksüren biri onun. Da o biraz zayıf ama onun arkasında kapıyı yalayan eğer soranlar olursa amcamın kendi koçları. Biri bu, bir tane daha var ama şimdi göremiyorum. Onlar satlık. Oho! Delikanlılar durun.
Keçileri koyar mısın? Koyur koyur, keçileri de koyur. Lan delikanlı, keçileri arıyor bu. Terbiyesiz eşek sıpası. Keçileri atlıyor. Yürü git, terbiyesiz. Hayvanları kıstırıyor. Gide 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 gide, hey 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 hey. Gide 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 gide. Gidişim, gel gidişim. Uy abisinin gülü. Gide 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 gide. Bu sene keçilerimiz çok az. 4 tane eke keçimiz var. 1 tane oğlağımız var. 5. Bir de komşunun kemanet 6 tane. Buranın tenesi neyse ayarla. Teneye getireyim biraz, sen saman al gel. Saman. Ne yok? Ver. Şimdi de keçilerin ayrı ölçüsü var, koçların ayrı ölçüsü var. Şey, koçlara ezme katacağız değil mi? O ne? Değişti, orayı değiştirdi babam. Nereye? Koçlara. Ezmeyle posa. Kat get işte. Öyle katıp getiriyorum. Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Yeri git, içeride yemiyorum, burada da hücum ediyorum. Tugay samanlarını dökene kadar. Ufaktan ufaktan ayarlayalım. Keçilerimiz 5 tane zaten. Onlara diri veriyoruz. Onlar ne posayı sevdiler, ne ele ezmeyi sevdiler. 5 keçiye yaklaşık. Ama çok oldu herhalde ya. Dokanıyor çünkü onlara. Bakın şununla bir daha. Ya keçiler koyun gibi değil. İnanın. Ya şey hayvanlar. Valla çok yemiyorlar. Ben döktüğümü geri sıkıyorum. Herhalde böyleydi. Böyle böyle. Koçlarınkini şimdi katacağız sizinle. İşte yemi karıştırdım. Bu koçlara vereceğiz şimdi ezme. Daha önce diri veriyorduk da. Slaj geleli şeyi. Pancar posası geleli. Onu da katıyoruz. Ya ne bileyim, insanın yiyesi geliyor. Şunun renginin güzelliğine bakın. Bu da keçilerin maması. Şimdi çıkacağız da nasıl çıkacağız? Koçlar beni yer. Ya Allah. Koçlar beni yer. O kokuyu alırlarsa. Kapı. Ha geldik mi lan, koçları koyma. Niye? Tohluların içindedir. Koyunların yanındadır. Hepsininki iki tane süpürge var. Her bölmenin ayrı. Uhu. İki elimizde dolu. Gideş. İnnenin deliğinde zorlanıyor mübarek. Geçlerin yerine karanlık oldu şu an içeri ama. Şimdi geçlerin bölmesi ayrı. Geçiler inanın yani yemi dökerken bakın şöyle. Ya elimiz zor sığıyor mübarek. Şu kadarcık bir yer bakın şöyle. Bir Tugay döküyor şimdi samanı. Yani şöyle bakın ışıktan. Bura geçilerin yeri. İnanın bakın bir karış yok şura. Burada kafası zor sığıyor. Boynuzları değiyor hep şuralara. Sabah geliyoruz ki nasıl sığdın mübarekten. Koskoca geçi oradan giriyor. İçinde yatıyor. İçi hep dışkı, gübre, pislik. Sen oradasın. Şu kasıdan atlıyor. Şuradan atladı. Şu boyum kadar yerden. Şu tahtanın üstünden atladı geldi. Nasıl etti bilmiyorum. Koloşu buna vuruyor la bu. Aynen. Büyük abisi küçük oğlana vuruyor. Şşşt. Niye vuruyormuş? Koyunu kıskanıyor herhalde. Koyuna doğranıyorlar. Ayıp ayıp. Hasta mı oldun herif? İkisi de diyor. Oranın şeyini oraya yonca getirdik. Yulaf dök. Yonca yulaf, dök. Yulaf yemiş mi? Yonca dişine batıyor. Yulafı yemiş bak kalmamış. Yulaf. Ağzında yara var. Bu ikisinin de yiyemiyorlar. Şimdi ilacını da vuracağız onların. O yüzden onların yerini ayırdık. Hayvanların ağzında yara var. Ne yoncayı ne arpayı buğdayı yiyebiliyorlar. Yulaf döküyoruz biz. Yulaf çok yumuşak. Yavrum hadi be. Şimdi posamız da dün gelmişti. Burada bakın şöyle. Burada 150 çuval var herhalde. Var mı? Kaçtı? 28 miydi? Unuttum. Ne bileyim. Posamız burada ama donuyor. Ağal boş. Bu sene boş kaldı ağalımız. Allah izin verirse. Kuzu zamanı. Baharım kuzu zamanı sizinle meleşe meleşe emzireceğiz kuzularımızı. Bu sene yerimiz genişledi. Bu sene yerimiz genişledi.
kuzulara yer var yani. Artık sizinle değişik yöntemler deneriz. Kuzuları küçük küçük bölmelerde artık onların yemlerken anneleriyle buluşturur. Serbest yemleme yapamayız. Maliyeti şeyimiz belli, ölçümüz, ama rahat yemleme yapacağımız kesin. Tohlularımız, abileri demin sizinle yemlemiştik. Bakın şimdi yavaş yavaş suyuna geliyorlar. Suyu içeride. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi gidelim Tugay. Hayırlısı. Su yapalım. Su kapattık. Hadi gidelim. Daha işimiz çok. Daha 300 kızımızı yemleyeceğiz şimdi gidip. 300'den de fazla da neyse, işte para düzen bizimki. Geliyor buna zor. Yürünmüyor ki, yer buz. Evimiz uzak buraya. Mehmet abi, sizin mekan boş bırakıyorsunuz gidince. Necmettin abinin evi. Onunki tam bir küçük bir saray şeklinde. Kapısının önü, güzelce bahçesi var. Küçük küçük ağaçları var. Kapısının önünde kibar kibar ağaçları. Adam çok hevesliydi. İnşallah yazın tekrar gelmek kısmet olur. Köylü komşularımızla. Üşüdük. Kaç. Düşerim de buzlar bizi kırar, kafamızı kırar. Gümüş, gümüşü niye korkuttun? Türkiye'de diyor ya şey, kar yağsa diyor, ayaz gider, hava yumuşarsa. Valla bizde öyle bir şey var, nerede? İyice ayaz çünkü lan. Üşüdük be ya. Nasıl su kayboldu bak birdenbire. Buralar hep suydu. Şu şeyden su akıyordu. Kar suyu. Ayaz çıkınca suyu birdenbire kaybetti. Depoda bile su yok. Kapıyı açayım da ben öyle gelirim bir çuvala. Gerçi... He? O zaman ben kapıyı açıyorum. Koyunların kapısını açalım. Gümüşünü. Zulüm. Yazalım ya zulüm bizde isimler. Bir çıbığımızı alalım. Çıbıklar olmazsa koyunlar bizi yiyecek. Aha. Eşeğin büyüğünü ahırda unuttuk tabi sabahına. Hortumu dışarıda unuttuk. Davar basarsa bunu kırar. Nasıl edeceğiz? Çıtırtıyı duyuyor musunuz? Hep kırılır. Hele şunun ağzındaki buza bakın. Tüh. Gündüz vakti ha bu buz. Allah Allah. Suyun yüzü de buz. Tüh. Unuttuk vallahi. Davar buna basarsa hep kırar. Yine hortumu dışarıda unutmuşuk Tugay. Aa bu. Tüh. Ula dedi. Davarı şuna doğru sesle de basarsa hep kırar. Dur kapıyı açayım. Aç içeri götürsün. Davar ürküyor. Oho. Kızlar. Kızlar. He, yarım vardı. Oho. O taraftan gelse. Nerede varmış ki? Bunların keyfi yerinde. Durun kızlar. Kızlar. Abisini de ne kadar seviyor bu kızlar. Şeyi yemişler mi? Denemek için attıydım onu. Bir koca bir kova getirdim, attıydım. Hepsini mi yemişler? Maşallah. Kızlar. Abileri, ablaları ara sıra maşallah diyeyim bizim kızlara. Bizim kızlarımız bir numara abileri. İki numara mı? İki olsun. İki de karar kıldık mı? Çıkın hadi kızlar. Çıkın. Çık. Sen hortumdasın. Samanı hep dökerler şimdi. Ya bugün karınları da o yemden sonra bir kova daha saçtıydım. Bugün aptallık etmiyor kızlar. Oy kızlar. Tüh, hortumu da dondurduk. Neyse biz şimdi yeme başlayacağız arkadaşlar.
Ara ara size göstereceğim yem de. Şimdi inanın bir perişanlık var benim halimde. Elimde kameranın bataryası, şarjı. Şimdi Tugay musurları süpürüyor. Temiz süpürülen doğru. Musurlar pek görünmüyor ama. Temiz mi? Temiz mi? İyi, maya meydana çıkacak diye korkuyorum. Ama damlamıyor ki. Bugün kış, ne damlıyor? Bugün don ya, çatı damlamadı. Her gün damlıyordu. Bir şey kalmamış ama bugün. Bakın tertemiz yemiş. Çünkü yemden sonra o posadan saçmıştık üstüne. Alışsınlar diye. Bir şey kalmamış hemen hemen. Bakın buralar süpürüldü. Her yemde süpürüyoruz yoksa boyunlar biraz tabii telaşlanacak. Şöyle musurlarımız temiz. Temiz süpürülen zorlu. Temiz de süpürge geçen sene küçük almış. Süpürge küçük, evet. Ben samanı dökeyim. Samandan başlayalım. Şimdi başladık. Yemini döktük. Tugay önüne katacak, sürecek. Tugay koala gitsin. Hani hep bahsediyoruz, döndürmezsek kapıda sıkışıyor. Şimdi size yeme girerken de göstereceğim. Bir tane bile sıkıştırmayacağız Allah'ın izniyle. Tabii tavuklar aptallık etmezse. Sür sür, ne oldu ki? Köpek de yüklüler herhalde. Normalde iki kişi sürüyorduk, öyle ezmiyorduk ama koyunları. Bugün kameranın manasına. Bir de yerde don, hayvanlar iyi kaçamıyor. Abileri bakın şimdi geliyorlar. Oy abisinin gülleri. Del kız. Gel kız. Korku zaman değil, düzgün gelin içeri. Oy abisinin gülleri. Şöyle. Oho. Oho. Biri kafasını çarptı herhalde. Bakın hiçbir tane sıkıştırmadı. Bitti zaten, dışarıda gelin. Yani hep böyle yapıyorduk. Hele de damızlık ağrılarımıza, kuzu anası ağrılarımıza daha dikkat ediyoruz. Çünkü karnında kuzu var. Sıkışmadan hemen şey yapar koyun. Karnı sıkışırsa inan hemen atar. Yani ne kadar enfeksiyon diyelim, öyle bir hastalık olmasa da sıkışmadan hemen atıyor. Hortumumuz donmuştu. Daha çezemedik. Tavuklara vurma. Kameranın görmediği yerde tavuklara mı vuruyorsun sen? Kameraya bakma, kameraya. Ne güzel dizildiler lan. Bayağı bir cırmıyor. Şeyde maşallah. Böyle bir mandalin, limon, kabuk kokusu gibi kabuk kokusu. Meyve kokusu var. Hayvanlar özlemiş ya. Ne güzel dizildiler maşallah. İşte evet abilerim, ablalarım. Buraya bu kadar. Şimdi yan tarafta sıra. Hadi. Kapat bakalım Tugay. Kızları yorular. Buraya aç, buraya. Bu şarjımız kapıyor. Tavuklar da var ürküdür. Kapattın mı? Koyunlar acıkmış herhalde. Geç mi aldık ya? Bunlar bağırıyor. Samanı al hemen içeri. Bismillah. Her gün bu saatte çıkıyorduk. Kızlar aptal bir şekilde gelmeyin kızlar. Oho. Lan oraya yeme girerken sizin kadar telaşlanmadı. Ya ya, telaşlanma dedim de şu yani. Evet, acıktık diye. Oho. Temiz havaya içi sıkıntı yok. Ne içeri temiz. Hani hiç kameranın yüzünde buharlaşırdı mı? İçeri sıcak olsa buharlaşırdı kameranın yüzü. Yani içerisi serir. Sen kamerayı bozup diyeceksin, değil mi? Nasıl ceylan yaptı lan? Kızlar, sen samanları al, gel teneye getir. Ama buralar biraz irilemiş. Bu ağlımızın da yemini hallettik. Geç kalmıştık, o yüzden dökerken size çekmedim. Telaşlıydık. Şimdi kapıyı açacağım. Şükür. Tugay önüne kat.
üşüdü koyunlar çünkü geç kaldık. Sür. Önüne kat hepsini, bak döndü oraya. Koala. Kızlar geliyor da kapı açılmadı. Oho. Gel gıcı. Oy. Hep ön sırada o gelir abileri. Şöyle bakın. Hiç sıkıştırmayız yani. Kapı dar falan deniyor ama böyle döndürüyoruz. O dönerkenki videolar da güzel oluyordu. Size bir videoda da orayı gösterelim. Ama bugün karanlığa kaldık. İş telaşlı. Bakın. Daha neredeyse iki katı bile gelse kalınlıkta sığar yani kapı. Burada yersen sıkışırsın gıcı. Ama tabii ilk başlarda burada önünde duruyoruz. Şu kapının önünde kürüne atamıyor. Kız sen sonunda kaldın. Evet, dizildiler. Yan taraf susadı tabii, biz geç kaldık bugün. Kız ayağında ne getirdin buraya? Poşet getirmiş kızlar. Ürküyorlar sonra. Dizildiler. Hortumumuz donmuştu tabii. Hortumu çözüldüyse o çeşmeyi açalım. Kızlar. Kızlar diyor. Ey yavrum diyor. Seninle kim uğraşır diyor. Şimdi yağma var diyor. Kızlar yağmada bugün. Bugün samanlar hep sana kaldı. O dayının bir tanesi diyordu. Mesaj atmış ya, fıtıklar için tedavi. Teşekkür ederiz o dayıya. O dediği tekniği uygulayacağız. Ama bunun yaşı geçmiş o fıtık için. Bir mesaj atmış değil mi abimiz? Kuzularda yapın demiş. Bu sonradan oldu ama. Bakın şu şıbığın ucunda kasık bölgesinde memesine doğru. Orada bir fıtığı var kızımızın. Hakkı abi. Hakkı abi bunu tanır. Herhalde kız, kuzunun biri dışarı saldırıyor. Kuzunun biri fıtıkta. Kuzunun biri fıtıkta. Hadi hortumu çıkarak yan tarafa bir gidek de. Mandal da mı kapını senin? Işığı söndürmedi kendimiz. Şey, suyu kır, su hep don. Camını mı kırmışlar ha? Arabanın mı? Hmm. Arabada bir oyun var. Değneğine vur, çıbığı kıran. Şap 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 yapıştır. Kır 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 ha. Ya. Hortumu da... Hele ki sen var. Hele ki ben var. Sen ne beceremeyeceksin. Sen ne göz görmediksin diyor ya. Abo. Tüh. Değneğe kıran çıbığı. O çıbığına ben 2 ayda var yaydım. Bilmese inandıracaksın ya. O kırıla kırıla oraya geldi işte. Yeter gel. Sen düşürsün de Allah etmeyeyim. Allah muhafaza. Arabanın camını mı kırmışlar? Yok. Kuş kaka yapmış. Kuş kaka yapmış. Susamadıysa kapat. Kapat kapat, daha erken. Daha susamamış. Sen hortumu da çeşmeyi içeri çek. Suyun yüzünü döhek la buzunu. Tamam. Şeyi çek içeriye. Daha susamamış kızlar. Abiler şimdi sizle sularken de bir videoya göstereceğiz. Da şimdi daha erken. Evet abiler, ablaları. Bizim kızlar susamış. Bakın bağırıyorlar susadım diye. Ama ben içeriden açamam bu kapıyı. O yüzden dışarıdan birdenbire açacağım ki ezilme olmasın. Bugün geç kaldık ya. Su da donmuştu. Hortumun çözülmesini bekledim. Şimdi durun kızlar. Biraz unutsunlar. 2 dakika. Meleme sesi. Ya. Şimdi birdenbire.
Bakın nasıl demin benim manamı hep burada vardı. Durun kızlar. Toplu bir şekilde suya gidiyor bizim kızlar. Ayakları ağrıyor ama yer donmuş. Yürüyemiyorlar. Susamış bücürler. Hemi bücürler. Çok soğuk yani. Hiç dışarı çıkılacağı yok. Bitirdiniz mi? Daha önümüzde var. Bir tane de geçi cinsi var burada. Geçi gibi mısırların üstüne çıkıyor yem yedikleri yerlerin. Ne suyumuz var? Ne oldu kız? Siz suyumuzu içene kadar Tugay bir yoklayak bakayım. Tugay da yem karıştırıyor sabahın yemini. Vallahi seninki. Hele için keyfiniz yerinde. Hepsi ayrı bir teşkaleci. Gümüş. Kız ne diyorsun sen? Ne de korktun? Ne iş görüyor lan zoru? Bitti mi karıştırma işi? Bir daha döndürüyorum top top olanları. Hepsini karıştır. Aslında bu sabahın yemiydi. Buna şey katabilirdik. Biraz tuz. He? Biraz tuz katsaydık olurdu ya neyse ya. Tuz olur mu lan? Çürüne düşer. Üstüne atarız geçti. Lan ne güzel. Burası yapalım. Kaç kilo? Kaç kova koyuyorum bundan? 6 tane. 6 kova. Tanesi 7 kilo muydu? Evet. 42 kilo yani. 42 kilo sadece şey var. Arpa var. 30 kilo da şey kattık. Hemen hemen 30 kilo da posa kattık. Bir yem bu. Yani şöyle bir baktığınız zaman maşallah bayağı şeye sığmıyor. 132 koyunun yemi. Bu bir öğün yemi ama. Evet. Akşama da bu kadar diyor, sabaha da bu kadar. Belki akşamınki biraz daha fazla oluyor. Şöyle az bir şey. Burası da depomuz. Ama bu yıl depomuz biraz az. Arpa deposu buraları. Çuvallar tabi aldı başını gidiyor. Şu denk gelenleri böyle gel. Şurada şey. Bunlar ezmiştik. Kubilay Türk'ün makinesini getirmiştik. Ezme burası. Yaklaşık bir 200, 150-200 çuval. 200'den fazlaydı çünkü. Bir gün ezdiğimizi çuvallamamıştık. Öyle dökmüştük. Bir günkini de çuvallamıştık. O sadece o günkü 120 çuval mıydı neydi? Bakın bu da ezme. Yani şey değil. Şöyle dikkat, biraz eğil. Dur netleşirse şey hiç yok. Un gibi değil. Sadece kırdı. İki yere, üç yere böldü yani. O zaman midesinde hamur olmuyor. Zarar olmuyor hayvana. Çok güzel oluyor yani. Ölçüde şaşırma. Kilo hesabı veriyoruz. Çünkü hacime göre verirsek biraz şaşırıyoruz. Tabii ilk zamanlar şey diri mesela 6 kova diri arpa döküyorsak 6 kova şey dökemedik. Ezme dökemedik. Çünkü ezme hamur oluyor. İlk zamanlar birdenbire yüklenince hayvanlara dokanıyor. O yüzden biraz kıstık. Diyelim 6 kova diri döküyorsak biz 5 kova ile başladık. Yavaş yavaş arttırdık yani. Yani ölçü, günlük mesela çok az başlamıştık. Yavaş yavaş. Bir de bir öğün yonca veriyorduk ilk zamanlar. Şimdi 2 öğüne düşürdük. Yoncayı tamamen kestik. Yoncayı kuzlamaya bir ay kala tekrar başlayacağız Allah izin verirse. Bücürükler. Su soğuk değil mi? İçilmiyor. Kız. Kızlar. İçeride suyu verdiğimiz zaman altını çok yaşartıyor. Tabi bu kadar soğuk havalarda içeride versek daha iyi ama altı yaşarıyor bu sefer de terli terli ıslak nemli nemli dışarı çıkınca daha tehlikeli oluyor. Çünkü dışarı
Belki eksi 20 derece. Daha hortumumuz açılmamış. Onu bekliyoruz ama herhalde bugün kar yesen olmaz mı? Kız, ooo ya bir senin gülüyor. Ben suyumu içtim diyor. Tekleri düşünsün diyor. Ağzı yaş. Durun kızlar. Köyümüz şöyle ufak bir manzarasında bir gösterelim de köyde, ama köyde kimse yok şu an. 3 ev var köyümüzde. Ne istiyorsun sen abiden? He? Ne istiyorsun sen abiden? Neyse, buranın kapısını kapatacağım şimdi. Burayı içti. Evet abileri. Yavaş yavaş bakın, o görünenler buz. Sonunda açtık. Bakın pıtır pıtır buzu döktük. Değil mi kızlar? Bakın şöyle daha belli oluyor. Ay iyi, buzları döktük. Sonunda açtık çeşmemizi. Öf hayvanlar. Buz gibi suyu içti bunun yüzünden. Şimdi durun kızlar. Durun kızlar. Hayvan da okudu. Uzun bir uğraştan sonra hortumu sonunda çözdük. Bakın bakın bakın, dökülen buzlara bakın. Pıtır pıtır buz döküldü. Kırılır ha. Eyvallah. Açtık ama. Getir getir. Abi o kırıldı. Kenarları hemen dondu. Çok soğuk ama. Boyunlar da susadı. Bir sulamaya su bile yok. Dondu mu? Nasıl depoda su çekilmişti değil mi dün? Ayaz çıkınca. Yani normalde tahliyede nasıl su... Olur mu? Tahliyede atıyordu. Tahliye dondu şimdi ama. Nereye atacak? Tahliye ağzı donmuştur, taban donma diye. Arkasında bir teker yazsak bir şey çıkar. Orayı bir tutuşturak. Tahliyenin atacağı yüksekliğe ulaşmış mıydı ki su? Yok. İşte ayazlarda çekildi. Uy, dolduk be ya. Yeter o su be. Yetmez mi? Yeter. 7-4 diye. Kaç tane koyacağım? 2,5 mu ayrı? Dur geliyor. Ben onu oraya koyacağım. Biraz su dolsun da öyle, şimdi koyunları açıp hepsi birden içsin. Ağız soğuyor ya. Bir de üşüyorum, ben içeri kaçacağım. Ne iş? Zalim, zulüm. Feryat geliyor. Feryat. Az mı la o su? Ya deminkinden çok bir farkı da yok ama. Şimdi sen kovayı koy. Düşürdü, ışıkta halledelim. Üşüdük be ya. Ah, demire çaktım kendimi. Bir kova şey kosası. Kara kosa. Şimdi hepsini de koyacağım. He. Onu o tarafa dök, bunu da bu tarafa. Ya da dur. Ölçülü olsun. Ölçülü olsun. Ya. 1,5 kova mı da döküyorduk buraya? Niye bugün karanlığa kaldık ki? Geç kaldık. Kim vardı ki kişi? İnancı o kadar oldu. Bunu ışıkta yapacağım aslında. Ne olur ne olmaz. Bilmediğimiz bir şey. Küf olsa küfün rengi kokar var. Aslında. Küf de ya, yine de karanlıkta değil. Onu aydınlıkta yapacağım. Ne olur ne olmaz. Ne eşki ne tadı, değişik bir şey. Düzgün koy, biraz bu tarafa dep. Buraya öteki açık renk de getireceğim. Daha açık renk de mi geliyor? Sen fena mısın valla? Önce bir tövbele ettireceğiz ya. sen hiç göz görmedik bir şey misin? onu çok da bir tam bir kova olması şart değil. Bunu çok koydun ya. Onu şey yap. Bitsin diye. Onu az az kata alçana kadar. Bu ötekinden kötü. Bu daha mı kötü kokuyor? Bu eşki kokuyor.
Eyvallah. Vallahi boyunlar yerken. Hep çektin ya. Boyunlar yer. Çok sağ solu çekme. Boyunlar yerken bize sürüyor ya. Ne fayda ki. Kurtuluşum yok diye. Nerede düştük şunların eline diye. Daha ne istiyor? Dolu dolu yiyor. Top çıkmadı lan. Ecik suyu çeksin diye. İyi hadi sen iyi karıştır. Hele karıştır bakalım. Tozuyor Tugay, suyu az olmuş. Vallahi az olmuş lan, tozdu. Sen yer vermiş kuvayı, ne ecik su getir. Sağ bir su getir bakalım. Karıştırma dur. Tugay sulayacak. Gümüş, ne istiyorsun kız? Bu ne kış tövbe yarabbi, tövbe diyor ya. Bir kova daha götürdük, yarım kova yani. Al. Al ben gidim daha bir suya koyarım, neyse hadi sen yap. Gök bakayım. Hep buz, buz. İyi karıştır, ellerin donar ama buz gibi. Gümüş! Sen yedin kıcı. Çeşmeyi az açmıştık. Biraz daha açalım da. Şimdi davar toplu bir şekilde çıkacak. Gerçi çok soğuk, içmez ama. Kızlar. Yani öyle terbiyesizlik ben görmedim yani sizde. Yok. Bir dakika. Suyumuzu açalım da. Ha, suyu son sürat açtık. Diğer sizin ablanız onlar, ablanız. Siz şişeksiniz, onlar eke koyun. Kızların ablasını sulayacağız şimdi. Bir tane erkek sinek yok değil mi kız? Acık susadınız mı kız? He mi kız? Üş, yediniz mi? Tatlı mıydı? Abisinin gülü. Bulu 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 bulu. Bir dolanalım yine. Köşelere biriktirdiyseniz savaş çıkar. Hayvan oğlu hayvanlar. Durun bakayım. Şşşt. Bı diye ya. Neyse. Hele tam susamamışsınız. Hareketleriniz de belli. Su biriksin diye bekliyorum. Gıcı gözümün içine bakma. Biliyorum susadın. Kızlar. Kızlar samanı bir oraya itiyorlar, bir oraya. Tatlı mıydı kız? Ya durun durun. Bu yılanlar geniş, rahat yerleri. Bu ya abisinin gülü birliklisi. Evet. Şimdi burayı da sulayacağız. Hayırlısıyla işimizi bitireceğiz. Üşüdük gıcı. Kaç. Kapının arasında çekilmiyorsun ha. Patana. Bir avuç zaman için. Hadi bakalım. Ya Allah. Gidin suyu için. Allah soğuk. İçerseniz içerseniz. Ben daha beklemem sizi. Dondum. Değil mi kız? Şimdi kızlar ben yan tarafa gideyim, sizin suyunuzu kapatayım. O su size yeter, anlaşıldı. Kalanını geri dökmek var. Sizin derdiniz belli oldu. Bu karanlığmış bura. Kızlar karanlığa mı düştünüz? Tamam tamam hadi. Heh. Hortumu toplayacağız da. Şş, git öte, git. Heh. Hortumun içini de boşalttık. Kızlar. Yani kızlar. Abisinin gülü kızlar. Basma. Hortumdan mı korktun kız? Oy güzel kızlar.
Durum soğuk. Üşüdük kız. Daha ben gidip sizin çuvallarınızı çiçek koyacağım. Rüzgar götürürse yarın neyle yemek yiyeceksiniz kızlar? Daha hiç içmeye de niyetleri yok. Susamamışlar demek. Yeme de su katıyoruz ya, herhalde orada da biraz şeyini karşılıyorlar. Neyse arkadaşlar, videolarımı izleyip beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bizleri beğenmeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar.